Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazanımı sunar. Türkiye'nin ilk ve tek çocuk iftar programı benim Ramazanıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Getirdiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Nasılsınız bakalım? Bizi soracak olursanız bizler de elhamdülillah çok çok iyiyiz. Ben ve sunucu partnerim Efla Makbule Tanrıkulu sizinle güzel içeriklerimizi paylaşmak için hazır ve nazırız. Nasılsın evet. Efla'cığım? İyiyim Bekir abi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim elhamdülillah. Ramazan'ın 24. günü. Evet. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu... Evet. Cehennemden azat olan, cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık son cehennemden azat zamanlarındayız. Rabbim bu güzel zamanların hürmetine bizi cehenneminden esirgesin inşallah, evet. Korusun. Bizi cennetine koysun o inşallah. O zaman lafı uzatmadan hemen Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Tamam, sustum. Hayır, o anladı değil mi? Tamam, oldu. Kim okuyacak Kur'an-ı Kerim'i? Abdullah Ata, Maun suresini. Hadi, hadi beraberce izleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yükezzibü bittin. Fezâlikellezî yedü'ul yetîm. ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Allahu Ekber, Sadakallahul Azim. Güzel okudu, çok teşekkürler. Maşallah. Allah bu nesilleri yetiştirenlerden razı olsun. Anne babalarından, evet. Hocalarından. Çok kıymetli çünkü bu arkadaşlarımızın varlığı. Hani biz bu zamana kadar yaptığımız iftar programlarında hep böyle kıraati en güzel, Türkiye'de, dünyada en güzel insanları paylaşıyorduk. Genelde onları getiriyorduk mesela başka kanallarda. Ama çocukların da böyle küçük aşiriler de olsa, küçük namaz sureleri de olsa ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, canımız, onlar bizim kemik iliğimiz, hücrelerimiz. Kalbimizin içinde. Evet. Çocuklar böyle sureler öğrensinler. Bu çok faydalı. Evet. Evet. Sosyal mesaj verdi. Evet. Merve evet. Gülcemal ablamız güçlü kimdir? Soruyorum. Kimdir güçlü? Allah'tır güçlü. İnsanlar içinde kimdir güçlü? Bilmem. Aynısını sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Ha, şey mi? Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki güçlü o kişidir ki öfke zamanında kendini öfkesini yensin. Evet, öfkesini güçlü, gerçek güçlü odur diye. Bakalım Merve Gülcemal ablamız güçlüyü nasıl tariflemiş, birlikte izleyelim. Esselamu aleyküm canım çocuklarım, sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Biliyor musunuz, bugüne kadar size hakkımda bir sürü şey söyledim ama bir tanesini söylemedim. Bu bir sır. Ben çok güçlüyüm. Gerçekten. En güçlü güreşçilerden bile güçlüyüm. Gerçek söylüyorum ya. Hatta size söyleyeyim, bunu ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ya gerçek diyorum. Bakın ne demiş biliyor musunuz? Asıl güçlü güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü öfkelendiği zaman öfkesine hakim olandır. İşte ben yapıyorum bu sporu. Çok güzel yapıyorum hem de çocuklar. Tutuyorum dilimi. Tam sinirleneceğim, öfkeleneceğim. Ay çıldıracağım şimdi. Demiyorum. Aa yeter demiyorum. Hakim oluyorum kendime. Ne öyle? Ne demek yani çıldıracağım? Aa hi. O ne ya? Aa hi. Bir şeyin sesine benzemedi mi sizce de? Aa. Devam etmek istemiyorum. Bence ne olduğunu çok iyi anladınız. Gerçekten de bas bas bağıran insanlar
tam olarak onun sesine benziyorlar. O yüzden ben sinirlendiğimde çenemi tutarım. Ama nasıl yani? Sinirleneceğiz de hiç mi bir şey söylemeyeceğiz? İnsanın bazen bir şey söyleyisi geliveriyor diyecek olursanız. Sizi çok iyi anlıyorum canlarım. Ben de tabii ki bazen bir şeyler söylemek istiyorum. Çeneme vuruyor sinirim. Peki o zaman ne yapabiliriz? Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekebiliriz. Ne yapıyorduk hatırlayın zaten. Allah'ı hatırlıyoruz sinirlendiğimizde. Tamam, tamam ya Rabbi. Tamam, sakin olmam gerek biliyorum demiş oluruz. Biliyor musunuz? Benim bir tane arkadaşım var. Sinirlendiğinde şöyle yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı sayıyor. Ya arkadaşım tamam ben şunun farkındayım. Sen zaman geçiriyorsun. Yani sayıları sayarken vakit geçmiş oluyor ve sen de sakinleşmiş oluyorsun. Ama o vakti niye sadece sayı sayarak geçireyim ki anlamsız bir iş yaparak? Ben o vakti de güzelleştiririm. Her vaktimiz kıymetli çocuklar öyle sayı sayacak kadar değil. Ne yapabiliriz? Allah Allah Allah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim diyerek güzel bir sözle sakinleşebiliriz. Peki başka ne diyebiliriz? Allahu Ekber diyerek kendimizi sakinleştirebiliriz. Üçüncüsü, mutlaka büyüklerinizden duymuşsunuzdur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyebiliriz çocuklar. Yani la havle ve la kuvvete. Başka hiç güç yoktur. Kimden başka güçlü yoktur? İlla billahil aliyyil azim. Allah'tan başka daha güçlüsü yoktur. En güçlü olan odur. Ya Rabbi sen bana güç ver. Sinirlerime hakim olacak, dilimi tutacak güç ver, sabır ver demiş oluruz. Ama tabii bunları söylerken de karşımızdakine kötü bir söz söylüyormuş gibi söylememek lazım. La havle ve la kuvvete şeklinde değil. Sakin sakin söylememiz lazım canlarım, tamam mı? Ben sizin için buraya not aldım. Unutmayayım diye bir bakayım başka ne söylemişim. Unutursam çok üzülürüm sonra. Aa tabii bazen de şöyle de diyebiliriz. Allah seni iyi etsin. Allah iyiliğini versin, Allah seni hacı etsin de diyebiliriz. Bir de güzellerim, Ramazan'dayız ya, Ramazan'da ne diyeceğiz? Bakın şimdi şurada yazacağım sizin için, eksik olmasın diye de buradan okuyacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Hiçbiriniz oruçlu olduğu günlerde çirkin söz söylemesin ve kimseyle münakaşaya, didişmeye, çekişmeye girmesin. Eğer biri kendisine kötü söz söylerse ben oruçluyum desin. Eğer çok sinirlendiğinizde oruçluyken size birileri sizi kızdırırsa ne diyeceksiniz? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum, çenemi tutuyorum. Orucumu ziyan etmek istemiyorum. En güzeliyle tutmak istiyorum orucumu. Çünkü asıl oruç boş ve hayasızca sözleri terk etmektir. Unutmayın canlarım. Sadece yiyip içmeyi terk etmek değildir. O yüzden bunların hepsini yapabilirsiniz. Ve tabii ki başka neler yapabilirsiniz? Eğer ayaktaysanız oturabilirsiniz. Oturuyorsanız şöyle bir uzanıp sakinleşmeyi deneyebilirsiniz. Odanızı değiştirebilirsiniz, yerinizi değiştirebilirsiniz ama kapıyı çarparak değil tabii ki çocuklar, çat diye. Hayır, sakin sakin bunları yapmaya çalışırsınız. Abdest alabilirsiniz, abdest. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Suyun ateşi söndürdüğü gibi abdest de öfkeyi giderir demiş. Birbirinize bunu hatırlatın. Biliyor musunuz benim çocuklarım bana bunu hep hatırlatır. Ben onları tembihledim. Siz de bugünden itibaren büyüklerinizi hatırlatın. Baktınız anneniz biraz fazla sinirlendi. Eyvah dırdır saati başlıyor. Deyin ki anneciğim bir abdest alır mısın? Birbirimize hayır güzelliği tavsiye edelim. Güzellerim öfkemize hakim olalım. En güçlü kim? Tabii ki Allah canım. Tabii ki de yani. Ama aramızda en güçlü kim? Biziz. Öfkesine hakim olanlar. Göreyim sizi pehlivanlarım. Hayda bre. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hoşçakalın. Evet, artık kardeşimizi herkes tanıdı. O elinde mikrofonla sokaklarda geziyor. Soğuk, kış, soğuk demeden her yerde geziyor böyle. Bütün kardeşlerimize sorular soruyor ve cevapları alıyor. Peki bu soruların cevaplarını ve soruyu dinlemek istiyorsak ve izlemek istiyorsak hadi izleyelim. Şaşırtamadım ya. Tebrik ederim seni. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Taha. Bugün sizler için sokağa çıkıp insanlara hangi tarihe kişi olmak istersiniz sorusunu sorduk. Bakalım ne cevap vermişler.
hangi tarihi karakterin yerinde olmak isterdiniz? Karakter olarak Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karakterine yani sahip olmak isterdim. Yani onun yolundan gitmek isterdim. Başka Sultan Süleyman'ın karakterinden olmak isterdim. Çünkü Sultan Süleyman çok zengin olduğu halde vasiyetinde vefatımda benim elimi kolumu dışarıya sarkıttın dedi. Yani hani demek istedi ki ben bu dünyadan öbür tarafa hiçbir şey getirmiyorum dedi. Onun karakterini olmak isterdim, evet. Hangi tarihi karakter olmak isterdiniz? Kudüs'ü fetheden Sultan Selahattin Eyyubi. Hürrem Sultan. Neden? Çok güçlü bir karakter olduğu için. Hangi tarihi kişi olmak isterdiniz? Fatih Sultan Mehmet olmak isterdim. Hangi tarihi kişi olmak istersiniz? Da Vinci olabilir. Leonardo da Vinci. Evet. Neden? Çünkü yani çok zeki bir adam. Buluşlarıyla insanları şaşırtmış, resim yeteneği çok güzel, bilim konusunda, ileri görüşlülük konusunda çok zeki bir insan. Hangi tarihi kişi olmak isterdiniz? Tarihi kişi? Evet. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kızı olmak isterdim. Onun kızı var mı? Evet. Neden? Ben Fatih Han'ı çok seviyorum o yüzden. Hangi tarihi kişi olmak istersiniz? Hürrem Sultan olmak isterdim. Albert Einstein olmamanıza şaşırdım. Ay şaşırmadım. Çünkü Albert Einstein'ın beynini kestiler, gözlerini de aldılar. Hangi tarihi kişi olmak isterdiniz? Yani Yunus Emre olmak isterdim yani. Hangi tarihi kişi olmak isterdiniz? Fatih Sultan Mehmet olmak isterdim. Herkes Fatih Sultan Mehmet diyor. Çünkü İstanbul'u o fethetti. Yani o yüzden güzel anılmak isterdim ben de. Hangi tarih karakteri olmak isterdiniz? Hangi tarih karakteri? Fatih Sultan Mehmet. Çağ açıp çağ kapattığı, kapatan bir komutan olduğu için. Tarihi bir kişi olmak isteseydiniz kim olmak isterdiniz? Ben Osman Bey olmak isterdim. Ben de Hezarfen Çelebi olmak isterdim çünkü günümüzdeki en büyük buluş olan uçağı yani onun fikirleriyle yaptılar. Galata Kulesi'nden bir tane paraşüt gibi bir tane kanatları olan bir şeyle atlamış yani. Bence gayet güzel bu. Dev kuş kanatı. Evet, dev kuş kanatıyla atlamış. Üsküdar'da. Evet. Bence çok iyi. Arkadaşlar şimdi siz cevaplayın. Hangi tarihi kişi olmak istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında. Gerçekten çok güzel sorular ve cevaplar. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Çok öfkelendin, birine çok kızdın, sinirlendin. Kendini nasıl sakinleştiriyorsun öyle bir durumda? İlk olarak gözümü kapatıyorum. Nasıl yapıyorsun? Yap bakayım. 10 saniye böyle nefes alıyorum. Nefes alıyorum 3 kere. Sonra gözümü açıyorum. Hala sinirliyim. Bir işe yaramıyor. Yok. Sonra diyorum bir şey söylemek için dişlerimi sıkıyorum, elimi sıkıyorum, tutuyorum. Sonra diyorum neyse bu konuyu sonra görüşürüz. Şu an çok sinirliyim diyorum. Arkamı dönüp gidiyorum. Gerildim diyorsun şu anda diyorsun. Öyle sen mi? Sen gerildin. Şu anda yapamayız. Çekmeyin kameraları. Peki Şule Kala ablamız neden hepimiz eşit değiliz sorusuna cevap verecek. Çok güzel bir soru. Bunlar kim soruyor? Ya işte bunlar hep aklımıza kafamıza takılanlar. Peki sana bir soru soracağım. Her eşit olan şey aynı zamanda adil midir? Hayır. Örnekleyelim mi bunu? Örnekleyelim. Örnekleyelim. Diyor ki bir büyüğümüz adalet ata ot aslana et vermektir. Eğer eşit versen ottan birazcık ata versen, birazcık da ot aslanın önüne atsan bu eşittir ama adil değildir çünkü aslanlar ot yemez. Mesela Eflah Makbule Tanrı Kulu'nun Tantuni'yi çok sevdiğini biliyorum. Tantuni'yi Eflah Makbule'ye versek ama onun süt içen küçük bebeğe de eline Tantuni versek bu eşit bir paylaşım olur ama adil bir paylaşım olur mu? Hayır. Bu yüzden İslam eşitlikçi bir din değildir. İslam adil. Adaletli bir dindir. Evet, mesela neden hepimiz eşit değiliz? Hepimiz eşit olsaydık bu sefer imtihanın da anlamı kalmazdı. Evet. O zaman tam kimimiz zenginlikle imtihan olurken kimimiz fakirlikle imtihan oluyoruz. Evlat acısıyla olanlar var. Allah korusun. Evet. Çok var, çok. Evet. O zaman o gün ne Şule abladan dinleyelim. Siz tamam, söyleyin düşüncenizi. Şu aklımdakini de söyleyeyim. Tamam. Geçen yolda gidiyordum arabayla.
bir tarla var upuzun. Tarlanın tam ortasından sanki böyle çizgi çekmişsin gibi bu tarafına yağmur yağıyor, bu tarafına yağmur yağmıyor. Aynı böyle çizgi çekmişsin gibi. Kendi kendime düşündüm, dedim ki şu an dedim sağdaki imtihan oluyor yağmur alan tarlanın sahibi. Soldaki de imtihan oluyor. Allah sağdakine acaba şükredecek mi diye imtihan ediyor yağmur verdiğini. Yağmur vermediğini de acaba yağmur sabredecek yağmadı mi? Diye sabredecek, sabredecek mi? Mi diye imtihan ediyor. Sonra aklıma bir şey daha geldi. Buna şahitlik eden beni de imtihan ediyor Allah. Acaba herkes bunu görüp imtihan alıyor. Acaba bunu görüp ben aklına gelecek miyim diye de düşünüyor. Yani aslında hepimize bir imtihan payı var. Hepimiz eşit değiliz ama hepimiz aynı imtihandayız. O doğru zaman mı? Şule abladan dinleyelim. Tamam sustum. O zaman ya ama şu... ben cümle mi sonuç? Hadi sus. Hadi sus. Tamam. Hadi Şule ablayı dinleyelim. Merhaba sevgili arkadaşım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bugün yine şahane bir başlıkla birlikteyiz. Sorumuz şu. Neden eşit değiliz? Mektubu da hemen sizler için ekrandan paylaşacağım. Şule abla, kendime hep şunu soruyorum. Allah-u Teala neden hepimizi eşit yaratmamış? Yani hepimiz çok güzel, çok akıllı, çok başarılı, çok yetenekli, çok zengin, çok sportif olabilirdik. Böylece herkes mutlu ve eşit olmaz mıydı? Bu Allah için de daha kolay olabilirdi bence. Neden eşit değiliz? Sorular, sorular, sorular. Hiç rahat bırakmıyorlar insanı, değil mi? Oysa öncelikle kendi sınırlarımızı netleştirmemiz gerekir. Yani bizim gücümüz neye yeter, nerede tükenir? Bunlara bakalım derim ben. Bizim için kolay şeyler olduğu gibi zor şeyler de var tabii. Ama Allah-u Teala için sadece kolay vardır. Bizim için bazı şeyleri bilmek diye bir şey var tabii. Ama Allah-u Teala için her şeyi bilmek var. Allah-u Teala insan için bazı şeyleri görmek ve fark etmek vardır ama Rabbimiz için her şeyi görmek ve her şeyi fark etmek vardır. O yüzden soruları sorarken Allah şöyle yapsaydı deme hakkımız olamaz. Ama şöyle diyebiliriz tabii. Allah-u Teala neden hepimizi bir örnek değil de farklı farklı yarattı? Bunu anlamak için elbette biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Şimdi düşünelim. Bebek olarak doğmamamız gerekirdi çünkü bebekler kendi ihtiyaçlarını göremez. Çocuk olunca da yine başkalarına ihtiyaç duyarız. O halde hepimiz eşit olamayacağımıza göre bizim direkt olarak yetişkin bir şekilde dünyaya gelmemiz gerekirdi. Güzel deyince benim aklıma mavi gözlü, kumral tenli, uzun boylu olmak geliyor. O zaman hepimizin bu özelliklerde olduğunu hayal edelim. Akıllı ve yetenekli olmak deyince de sürekli icatlar yapan bilim insanları aklıma geliyor. Tamam, hepimiz de bilim insanıymışız. Hepimizin muhteşem, bahçeli, kocaman ve çok lüks evleri varmış. Ayrıca eşit olacağımız için hepimiz sadece futbol oynuyormuşuz. Ben mesela hiç sevmem. Bu açıdan bakınca bebek ya da çocuk olmadan, yaşamın bu özel zamanlarını tatmadan yetişkin olmak istemezdim. Ayrıca herkes mavi gözlü, kumral tenli ve uzun boylu olsaydı çok benzer olurduk. Her insanın sürekli icatlar yaptığını düşünelim. İhtiyacımız olduğunda bizi tedavi edecek doktoru, ekmeğimizi yapacak fırıncıyı, sonra güzel türküler dinleyeceğimiz sanatçıyı, evlerimizi güzelleştiren mimarları, ne bileyim güzel sebzeler yetiştiren ve bizlere ulaştıran çiftçileri nereden bulacaktık? Hepimiz çok lüks ve kocaman evlerde yaşasaydık temizliğiyle tek başına nasıl başa çıkacaktık? Şimdi sen diyebilirsin ki biz mucit olacağız ya o zaman. Yaptığımız robotlarla bu işi çözebiliriz. O zaman her sorunumuzu çözecek bir robot icat etsek, insanın insana olan ihtiyacını nasıl ortadan kaldıracağız peki? Her icat insan olarak bizim sorunlarımızı çözebilir mi sence? Duygularımızı anlayabilir mi? Birbirimize olan paylaşma ihtiyacımızı giderebilir mi? Eşit olunca aynı olmaktan bahsediyorsak eğer, tek çeşit üzüm, incir, zeytin, sonra buğday, hava, bulut mevsim olmalı o zaman. Düşünsene ben Amasya elmasını çok severim ama tek tip, susuz, sadece dışı güzel, kıpkırmızı elmalar yemek zorunda kalsam. O zaman da derdim ki neden her şeyi tek tip yapmak, her şeyi tek tip yemek zorundayım ki? Demek ki Rabbimiz bizi bizden iyi tanıyor ve ihtiyacımız olana göre bize nimetlerini bahşediyor. Hatta Kur'an'da diyor ki güzel Rabbimiz, gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren,
Nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan odur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan odur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Bir başka ayette de çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren odur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Baksana, gök varsa yer de var. Gündüz varsa gece de var. Güneş varsa ay da var. Çardakta yetişen üzüm bağı varsa çardaksızı da var. Değişik değişik meyveler ve sebzeler var. Rabbimizin türlü türlü nimetlerine bakınca sevdiklerimiz de var, sevmediklerimiz de var. Ama muhakkak hepimizi bir şekilde mutlu edecek olanlar var. Yalnızca şunu seveceksin denmemiş ki bize. Ama israf etmeyin, boş harcamayın denmiş tabii. Sınırlar konmuş. O zaman bir düşünelim. Eşit olmak her zaman bizi mutlu etmez. Mesela 9-10 yaşlarında bir çocuğu neden sorumlu tutmaz Rabbimiz? Henüz o olgunluğa erişmemiştir de ondan. Hani küçük kardeşler şöyle yapar ya. Ablam neden tek başına dışarı çıkabiliyor? Abim neden tabletle daha fazla vakit geçirebiliyor? O zamanlarda kardeşlerimize kızmadığımızı söyleyemeyiz bence. Çünkü oldukça sinir bozucu bir durum. Küçük bir çocuğu yanında büyüğü olmadan dışarı çıkması elbette doğru olmaz. Ama artık dışarı çıkabilecek olgunlukta bir genç için bu sorun olmaz. Ödevlerini tamamlayabilmek için tablette ya da bilgisayarda daha fazla vakit geçirmesi gereken bir gencin diğeriyle kıyaslanması da doğru olmaz. Bu hiç kimseyi de mutlu etmez zaten. Ama bizi ne mutlu eder biliyor musun? Adil olunması. Eşitlik değil, adaletin sağlanması. Herkesin gücüne, yaşına, imkanına, bilgisine, ilgisine göre bir şeylerin verilmesi. Herkesin gücünün yettiği, sevdiği işi yapması. İlgi duyduğu mesleği seçmesi. Arzu ettiği gibi bir yaşam sürmesi. Yüce Rabbimiz de bunun için dünyada her türlü imkanı vermiş bize. Ama maalesef insanlar kendi arasında adil bir düzen oluşturmak yerine bencilce davranmayı tercih ediyor. O halde bizler Allah-u Teala'nın bizim için yarattığı nimetleri fark etmeli ve adaletli bir yaşam için çaba sarf etmeliyiz. Ne dersin? Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün Nur Dombaycı bize davuk çizecek. Davuk. Tavuk. Davul mu? Tavuk. Tavuk. Ben civcivleri çok seviyorum ya. Çok tatlılar. Ya benim en çok üzüldüğüm civcivler konusunda. Ya biz pazardan geçerken gördüm civcivleri böyle bir kutuda. Onda üzülmedim. Onda değil ama renkli olduklarını gördüm. Evet, böyle ona pembe ben de işi. Çok kızıyorum. Ya, bu doğru değil. Evet, karanlığa koyuyorlar. Boyayıp hatta çoğu orada ölüyor. Mesela karanlıktan, ışıksızlıktan Allah ölenler korusun, bile var ya. Evet. Bu hiç doğru bir şey değil. Sırf lütfen çocuklar alsın diye niye boyuyorsunuz evet ki? Bunu arkadaşlarımıza tembihleyelim mi? Evet, tembihleyelim. Sevgili çocuklar, lütfen bu renkli civcivleri almayın ve gördüğünüz yerde hemen böyle yüzünüzü onlara dönün. Deyin ki bir hayvanı boyamak hiç de adil değil. Evet. Cenab-ı Allah onu yaratılışta en güzel boyayla zaten boyamış. Evet. Eflatun civciv mi olur? Yeşil civciv mi olur? Yeşil kurbağa olur bir kere. İşte civcivlerin rengi sarı. Seni boyasalar hoşuna gider mi? Ben seni gelip kırmızıya boyasam her tarafını. Yüzümüzü. Evet. Hoşumuza gider mi? Hayır. Oysa böyle de çok tatlı hayvanlar bir insansın bence. Hayvanlar da böyledir. Bence evet de böyle yeterince tatlısın. Yüzümüz yeşil olsaydı ben buna ne derdim? Bu yeşil de güzel derdim. Herkes kendi rengini sever. Evet. Yani o yüzden biz bunu sevmiyoruz, desteklemiyoruz. Hayvanlarla oynamayalım lütfen. Şimdi Nur Dombaycı ablamız bize tavuk resmi çizecekmiş. Eğer sizlerin de kağıt ve kalemleri hazırsa heyecanla izliyoruz. Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Beraber güzel bir çizim yapacağız. Sahurda yumurta yerken dedim ki biz neden tavuk çizmedik, civcivler çizmedik, yumurta çizmedik. O zaman hadi gelin çizelim. Kalemimi aldım ve çizimimi yapmaya başlıyorum. Şurada tavuğumuz olsun. Burada yüzü olacak. Burada da gövdesi. Şöyle tombik bir tavuk olsun. Ne dersiniz? Burada kuyruğu olsun. Şurada güzel kanatları. Gagası, mutlu gülen gözleri, şurada da ayaklarını çizelim. Anne tavuğun etrafında da küçük yavru civcivleri. Şimdi resmimizi temize çekmeye başlayabiliriz. Şimdi artık alttaki çizgilerimizi silebiliriz. Müzik
sıra geldi resmimizi boyamaya. Hangi rengi boyasak acaba? Şöyle tatlı bir kahverengi, sütlü bir kahverengi bir tavuk olabilir. Bir kahve daha alalım şöyle. Evet, böyle iki tane kahverengi aldım. Açıkla tavuğumuzun üst kısmını, yüzünü boyuyorum. Koyu kahverengiyle de şöyle gövdesini boyayalım. Kırmızı rengi aldım. Onunla da şuradaki ibiklerini boyuyorum. Sarı rengi de aldım. Annenin gagasını, ayaklarını ve tabii ki sarı rengi almışken neyi boyayacağım? Civcivleri. Civcivlerimizin de gagasını boyayalım. Açık bir turuncuyla her zaman yaptığımız gibi tonlama yapıyoruz. Pembe rengi alıp şöyle yanaklarına da pembelikler mi yapsak? Ay çok tatlı oldu. Anneye de yapalım şöyle pembiş pembiş. Koyu bir kahverengi alalım. Onunla da tavuğumuza gölgeler yapalım şöyle. Kanadının altına. Çizdikten sonra çizimlerinizin fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Çünkü ben çok merak ediyorum nasıl çizdiğinizi. Yumurtaya da şöyle gölgeler yapıyorum griyle. Bu yumurtaya da yapalım. Evet, yeşil rengi alıp şöyle yerleri de hafif hafif boyayalım. Ayaklarının altına şöyle biraz daha bastırarak gölgeler yapıyorum. Yumurtamızın altında da olsun. Civcivlerin altında da. Süper. Koyu bir yeşil alalım. Onunla da şöyle çimler yapalım. Yemyeşil bir çimenlikte geziyorlar. Evet, resmimiz çok güzel oldu. Sizin çizimlerinizi de bekliyorum demiştim. Neden bekliyorum? Çünkü bütün çizimlerimizi güzelce çizen, 30 gün boyunca bana gönderenler arasından bir kişiyi seçip ona tablet göndermek için arkadaşlar. Bekliyorum çizimlerinizi. Ellerinize sağlık. Yarınki çizimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok güzel çizdi. Evet. Şimdi sıradaki şey seninle çok alakalı Efla'cığım. Evet. Evet, sen de siyah programları yapıyorsun ya YouTube, evet, kanalında. Bugün Kevser kızımız Özkan Öze'den Peygamberimi Merak Ediyorum isimli kitabı anlatacak bize. Bu çok güzel bir şey. En azından biz de şunu umuyoruz. Yani eğer kitabın içeriği, Kevser'in anlattıkları ilginizi çekerse siz de gider o kitabı alırsınız, okursunuz. Evet, o kitabı alıp okuyabilirsiniz. Evet, bence güzel bir şey bu. Bence de. Hadi izleyelim o zaman. Merhabalar, ben Kevser. Bugünkü bölümde Özkan Özen'in Peygamberimi Merak Ediyorum kitabını anlatacağım. Hadi gelin bakalım. O halde ilk soruyla başlayalım. Peygamberimiz neden başka bir yerde değildi, Mekke'de dünyaya geldi? Hiç düşündünüz mü? İsa peygamberin dünyadan gidişinin üzerinden 5 asırdan fazla bir zaman geçmişti. İnsanlar ne kadar çok şey unutmuşlardı. Hak, adalet gibi kavramlar dünyayı çoktan terk etmişti. Merhamet ve vicdanı görmeyeli belki asırlar olmuştu. Evet, dünyaya yeni bir öğretmen, yeni bir peygamber gerekti. İnsanlara unuttukları şeyleri hatırlatacak, sordukları sorulara cevap verecek bir peygambere muhtaçtı dünya. Peki ya neden Mekke? Bu sorunun bizler tarafından bilinen birkaç sebebi var. İlk sebebi şu. Mekke aslında Arap Yarımadası'nın sıradan bir şehri gibi gözüküyordu. Ama onun tüm şehirlerden farklı bir özelliği vardı. Kabe. Yeryüzünde Allah için yapılan ilk mescit. Hazreti Adem tarafından yapılmış ve zamanla yıkılmıştı. Ancak Allah Hazreti İbrahim'e Kâbe'yi yeniden inşa etmesini emretti. Kâbe yeniden inşa edildi ve Beytullah Allah'ın evi oldu. Bir diğer sebep ise Mekke halkının putlara tapmak gibi bir sapkınlıkları vardı. İhtiyaç duydukları şeyleri doğrudan Allah'tan değil, kendi elleriyle yaptıkları putlardan istiyorlardı. Şimdi anlatacaklarım komik gelebilir. Hazır olun. Bu kişiler ne yapıyordu biliyor musunuz? Yolculuğa çıktıklarında un helvasından yaptıkları putları hapur hapur yiyorlardı. Kâbe'yi putlarla dolduran bu insanlar cahiliye döneminde çocuklarına kötü davranmışlar, ahlaksızlıklara sebep olmuşlardı. Burası cehaletin en çok olduğu yerdi. İşte burada en parlak güneş yani Peygamber Efendimiz doğacaktı.
yeryüzünde temizlik yapılacaktı. Bu temizliğe ilk Kabe'den başlanacaktı. Peygamber Efendimiz'e tam 23 sene Kur'an ayetleri vahyedildi. Kabe putlardan temizlendi, yeniden Allah'ın yeryüzündeki mescidi oldu. Ve o taş gibi kalpler Efendimiz'in bir sözüne kötü alışkanlıklarını terk ettiler. Bir başka soruya bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce nasıl yaşardı? Neye inanırdı? İbadet eder miydi? Ediyorsa kime ederdi? Bizim Efendimiz perişanlığın her türlüsünün yaşandığı bir toplumda yağmur tanesi kadar saf ve temiz bir hayatı vardı. Hiçbir kötülük ona değmedi. Peygamberimiz asla puta yaklaşmadı, el sürmedi, onlara inanmadı. Peygamber Efendimiz'i putlara adak adanan bir bayram gününe amcası ve halası götürmek istediler. Ancak Peygamberimiz gitmek istemedi. Yoğun ısrarlar sonucu mecburen razı oldu. Ancak puta yaklaştıkları zaman Efendimiz ortadan kayboldu. Etrafa bakındılar, onu bir köşeye silmiş olarak buldular. ''Sana ne oldu?'' diye sordular. Peygamberimiz, ''O put ile arama beyaz elbiseli bir adam girdi ve ondan uzak durmam gerektiğini söyledi.'' diye cevap verdi. İşte Peygamber Efendimiz'i Rabbi böyle korudu. Peygamberimize ismini kim verdi? Acaba başka bir ismi var mı? Hiç düşündünüz mü? Peygamberimiz doğmadan aylar önce babası vefat etti. Bu yüzden adını babası koymadı. Peki ya kim koydu? İşte burası çok heyecanlı. Müjdeli doğuma az bir vakit kalmıştı. Anne validemiz, yani Peygamber Efendimizin annesi bir rüya gördü. Bu rüyada sen insanların en hayırlısına hamilesin. O dünyaya geldiğinde adını Muhammed koy. Amine validemiz bunu dedesi Abdülmuttalib'e anlattı. Ve Peygamber Efendimizin adı Muhammed oldu. Peygamberimizin bu isim hariç bir sürü ismi vardı. Tahir, Tayyip, Abdullah ve Emin. İşte bunlar gibi birçok ismi vardı. Bu isimlerin bir kısmı Kur'an'da geçtiğinden dolayı, bir kısmı da özelliklerinden dolayı verilmişti. Siz de eğer peygamberimizle alakalı daha çok sorunun cevabını bulmak istiyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve şimdi size çok güzel bir haberim var. Bugün duamızı Efla Makbule yapacak. Hadi bakalım, böyle keyifle iştiyak da amin diyeceğiz biz de. Tamam. Amin. Herkes elini açsın. Amin. Amin. Allah'ım, biz çocukların böyle sosyal medyada, YouTube'da izleyebileceği çok az şey var maalesef ve bunlardan biri de Bekir abim. Ya Rabbim, Bekir abiyi güçlendir. Onu Amin. Bu konuda böyle daha yüksek mevkilere çıkart. Amin. Güzel programlar sunsun çocuklar için. Amin. Ona güç ver. İyi sponsorlar nasip eyle. İyi sponsorlar nasip eyle. Ya Rabbim, Bekir abi iyi sponsorlar nasip eyle işte. Sonra Bekir abinden razı ol Allah'ım. Amin cümlemizden inşallah. Yüzümüzü sana döndük. İndirdiğin kitaba, seçtiğin peygambere iman ettik. Ve bütün arkadaşlarımızın, Bekir abinin, benim, kamera arkasındaki arkadaşlarımızın ve bizi canla dinleyen bütün kardeşlerimizin orucunu kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bayağı çok teşekkür ederim. Allah da seni cennetine alsın inşallah. Amin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın yine bu güzel içerikleri sizlerle paylaşmak için heyecanla sizi bekliyor olacağız. Bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. Lütfen bu videoya bir yorum bırakmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Hoşçakalın. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazanımı sundu.